64 üzeri 0.1 çizgi ne demektir? 1 bölü 9. Bu da böyle. Çarpı 64 üzeri 2 bölü 9 çarpı 64 üzeri 3 bölü 9. Virgülden sonra arkadaşlar devreden kadar paydaya 9 yazıyorduk. Normalde de bir tanesi için örnek göstereyim. Tüm sayı eksi devretmeyen kısmı çıkar. Devretmeyen kısım zaten 0. Aşağısı da böyleydi. Şimdi 64 üzeri tabanları aynı olduğu için üstleri topla 1, 2 daha 3, 3 daha 6. 6 bölü 9. Yani buradan 64 üzeri sadeleştirirsek 2 bölü 3. 64 ne? 2 üzeri 6. Bunun 2 bölü 3. kuvveti. Sadeleşir bu sayılar. 6 bölü 3 2 oldu. 2 üzeri 2 çarpı 2'den 4. Yani 16 arkadaşlar. D şıkkı. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Hemen onu bir düzeltelim. 3 üzeri 3 yapalım. Sonra arkadaşlar bir sayı ters çevirildiğinde 1 bölü 3 ise 3 üzeri eksi 1 demektir. 3 üzeri eksi 7 yapar. Bir de önünde eksi var. Böyle oldu. Sonra çift kuvvet dışarıda olmadığı sürece eksiye bir katkısı olmaz. Yine mecburen eksi. Eksi ile eksinin çarpımı. Dolayısıyla 3 üzeri eksi 7 tabanları aynı topla 6 eksi 3. Eksi 10'dan 6 çıktı, ne geldi bakın? 3 üzeri eksi 4 A şıkkı. 343 7'nin 3. kuvveti arkadaşlar. 7 üzeri 3 2 eksi x eşittir. 7 üzeri 6 eksi 3 x yapar. Bu da eşitmiş 7 üzeri x artı 2'ye. Buradan 6 eksi 3 x eşittir x artı 2. 4 eşittir 4 x. X 1 oldu arkadaşlar. D şıkkı. Tablodaki görüntüden yorum çıkarmamız lazım arkadaşlar. Aslında şurada tüyoyu veriyor bir nevi. Diyor ki sana buradaki sayının kübünü al 8 ile çarp. Gerçekten bak buradaki sayının kübü 1'dir 8 ile çarptık 8. Buradaki sayının kübü 8'dir 8 ile çarptık 64. Bu sayının kübü 27'dir 8 ile çarptık 216. Yani soldaki sayılar A sütunundaki sayıların kübünü alacağız. B sütununda da 8 ile çarpacağız. B sütununu elde edeceğiz. Bakın gördünüz mü? Dediğim gibi 1, 2, 3 için bunu yaptık. En basit örneğinde 3'ün kübü 27, 8 ile çarptığımda 216 olduğunu gördüm. Demek ki burada da artık 64'e geldiğimiz zaman 64'ün kübü çarpı 8 eşit olmalı 2 üzeri x çarpı 16'ya. Dolayısıyla buradan arkadaşlar ne olmuş oldu? 2 üzeri 6 çarpı 3'ten 18 bu 2'nin kübü. Burası 2 üzeri 21 yaptı. 2 üzeri 4 artı x oldu. X de buradan gördüğünüz gibi 17, yani C şıkkı. M'yi tabii ki 32 olarak yazılım soruyu yapabilmek için arkadaşlar. Şimdi 4 üzeri 32 bölü 32 üzeri 4. Mantıklı olan 2 ortak kuvveti oradan yararlanalım. 2'nin karesinin 32. kuvveti 64. 2'nin 5. kuvvetinin 4. kuvveti 2 üzeri 20 yapar. 2 üzeri 64 eksi 20 tabanları aynı olduğu için üstleri çıkardık. B şıkkı bulduk. 2 üzeri x'in x'inci kuvveti nedir? 2 üzeri x karedir. 4'ün x'inci kuvveti yine 4 üzeri x'tir. Bu üstleri hem çarpımda hem bölümde dağıtmamız lazım. Bu da arkadaşlar 2 üzeri eksi 1. Şimdi 2 üzeri x kare dikkat. 4 üzeri x nedir? 2 üzeri 2 x'tir. Çünkü 2 üzeri 2'nin x'inci kuvveti. Bunlar çıktı. 2 üzeri eksi 1 oldu. Tabanları aynıysa üstleri aynıdır. Böylece bakın eşittir eksi 1. At sol tarafa, burada bir şey var çünkü. X kare eksi 2 x artı 1. Özdeşlikleri bilmemiz lazım. Tam karelere, tam küplere kesinlikle alışmalısınız. Bak bu birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı olduğundan. X eksi 1'in karesi, x 1 oldu. Cevabımız da buradan E şıkkı oldu. Üstleri aynıysa 1. Tabanlar aynıdır. Yani 3x eksi 10 eşittir 2x eksi 20 dersin. X buradan öbür tarafa attığımızda eksi 10. İkincisi üst çift sayıysa arkadaşlar tabanlar birbirinin eksiyle çarpılmışı olur. Dolayısıyla 5x eşittir 30'dan. X bakın buradan 6 geliyor. Alacağı büyük değer sorduğu için cevabımız B şıkkı oldu. Önce şuna bakmanız lazım. Tabii tek tek saymanıza gerek yok. Bazen kenarda ufak örnekler deneyin. Diyelim A ile B arasına 3 çizgi koysaydınız 1, 2, 3, 4 bölmeye ayrılırdı, gördünüz mü? Demek ki çizgi sayısının bir fazlası kadar bölme oluşuyor. Bunu lütfen bazı böyle büyük sayılı sorularda bu mantığı kullanın. Ufak kenarda deneyin, büyüğünde de yorum yapmış olursunuz böylece. Dolayısıyla A ile B arası arkadaşlar 39 çizgi çizildiğinden 40 parçaya ayrılmış.
ve bu 40 parçanın toplam uzunluğu kaç milimetre yapalım. Büyükten küçük çıkaracağız işte. 7 çarpı 2 üzeri 9 eksi 3 çarpı 2 üzeri 7. A yüksekliğinden B yüksekliğini çıkarırsak AB arası kalır. 2 üzeri 9'u nasıl yazabiliriz? Hemen dikkat edin. Şimdi benzetmek için 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 2 4. Yani burası zaten 3 çarpı 2 üzeri 7. 7 kere 4 28 3 çıkar. 25 çarpı 2 üzeri 7 oldu. Dolayısıyla arkadaşlar bu 40 parça bir parçanın uzunluğuna x diyelim. Böylece 5'e böldüğümüz zaman burası 5, burası 8. Bunları böyle 8'e böldüğümüz zaman 2 üzeri 3'tür. 2 üzeri 4 yapar. 16 çarpı 5'ten x 80 oldu. Cevabımız B şıkkı oldu. 4 üzeri 2y arkadaşlar 2 üzeri 4y'ye eşit değil mi? 2 üzeri 2'nin 2y'nin kuvveti. Eşittir. Gelelim 12'ye. 12 de zaten normal 2'nin karesi çarpı 3. Şimdi burada işte mevzumuz başlıyor. 3 neye eşit? 2 üzeri x'e. Bakın soru direkt neye eşit oldu? Sadece gördüğünüz gibi tabanları 2 oldu. Bundan sonra 2 üzeri 4y eşittir. 2 üzeri x artı 1. Buradan da 4y eşittir. X artı 1 ve 4y eksi x eşittir 1. Cevabımız A şıkkı. 5 çarpı 10 üzeri 1 arkadaşlar 50. 5 çarpı 10 çünkü. Yani soruyu kolaylaştıralım yapabilmek için 50. 4 çarpı 10 üzeri 0, 4. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 nedir? Kenarda göstereyim bakın 1 bölü 10. Bu da 1'e 1 virgül at 0.1. Başında katsayı zaten 1. Sonra 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 arkadaşlar. O da ne yapıyor? 10 üzeri eksi 2 olduğu için 0.01. Doğru mu? Buna göre 54.01 yani 12'ymiş arkadaşlar. 54.2'yi 3'e bölersek 54'ü 3'e böl 18 0.12'yi 3'e böl normalde 4 de 0.4 olacak. Demek ki bu yeşillerden bir tanesi 18.04'müş. 2 ile çarparsak 36.08 artı bir tane sarı da neye eşit? 46.09. Böylece sarı eşittir. 46'dan 36 çıktı 10. 10.01 yaptı. Şıklarda bakın gördüğünüz gibi A şıkkı. Yine biraz özdeşlik yapacağız arkadaşlar. Bak şimdi 25 üzeri x eksi 1 bölü pay da zaten eşitledim şu an. Ekstra bir şey yapmadım. Sonra burası da arkadaşlar nedir? 5 üzeri x artı 1 bölü 5 üzeri x'tir. Pay da eşitliyorum. Sadece ne yapacağız? Ters çevirmeyi unutmayacağız. 25 üzeri x eksi 1, 25 üzeri x çarpı 5 üzeri x bölü 5 üzeri x artı 1. 2 kare farkı. Bu 5 üzeri x'in karesi, bu 1'in karesi, bu 5 üzeri x, bu 1 artı 1. Dolayısıyla şöyle aslında 5 üzeri x eksi 1, 5 üzeri x artı 1 bölü 25 üzeri x. Burada 5 üzeri x var, burada da 5 üzeri x artı 1 var. Bunlar gidecek işte. Artık 25 üzeri x ile 5 üzeri x ile sadeleşir. Neden? 25 üzeri x zaten 5 üzeri x çarpı 5 üzeri x'tir. Bir tanesi gitti, bu kaldı. Dolayısıyla 5 üzeri x eksi 1 bölü 5 üzeri x eşittir. Eksi 24. Bak şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Burada 5 üzeri x'i 5 üzeri x'e bölersek 1 değil mi? Sonra 1'i de 5 üzeri x'e bölersek böyle kalır. Burası eksi 24 olur. At bunu sol tarafa. Eksi eksi 24'ten 25 eşittir. Öbür tarafa attık. 1 bölü 5 üzeri x. Bu da 5 üzeri eksi x yapar. 5 üzeri eksi x 5 üzeri 2'ye eşitse x eşittir. Eksi 2 B şıkkı. 2 üzeri a eşittir 3 üzeri a çarpı 3. Ben 9 bölü 4'ü de hemen kenarda göstereyim. O arkadaşlar 3 bölü 2'nin karesi, bir de üzerinde a var. 2a artı 1, 2 artı 2 oldu. Buna göre aslında ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bak burada 1 bölü 3 eşittir 3 üzeri a bölü 2 üzeri a oldu. 1 bölü 3 eşittir 3 bölü 2'nin a'nıncı kuvveti oldu gördüğünüz gibi. Dolayısıyla artık şunu söyleyebilirim. Ben 3 bölü 2'nin a'nıncı kuvveti. Burada 3 bölü 2'nin 2 a'nıncı kuvveti var. Bir de 3 bölü 2'nin karesi var diye ayırdım bakın şuradaki artıyı. 3 bölü 2'nin 2 a'nıncı kuvveti nedir? Karesi olduğu için 1 bölü 9. Bu 3 bölü 2'nin karesi nedir? 9 bölü 4. Bunlar gitti. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 1 bölü 4 yani C şıkkı oldu.
Bu soru aslında zor değil arkadaşlar ama sayılar böyle biraz gıcık olduğu için işimizi biraz rahatlatalım. 27 tamam dursun ama şu sayı biraz kötü böyle, bir de onu okuyacağız 2 saat. Ona ben bir A diyeyim, tamam mı? Sonra 27, 3 üzeri 3. Şu sayıya da arkadaşlar bir B demek istiyorum. Daha doğrusu 3'ün üstündeki sayıya B demek istiyorum. Bak o da 3 üzeri B. Gördünüz mü? Böyle bir şey oldu. Şimdi dolayısıyla 3 üzeri 27 üzeri AO duruyor böyle. Buraya geldiğimiz zaman üstün üstü çarpılır. Dikkat! 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri B. Tamam mı? Sonra tabanları aynı. Üstleri topla bak. 3 üzeri B artı 1 oldu. Şimdi burada da 27 üzeri A duruyor. Burada ne diyeceğiz artık? Tabanları aynı. 27 üzeri A eşittir 3 üzeri B artı 1. 27 de dediğin şey nedir? 3 üzeri 3 A'dır. Bu da 3 üzeri B artı 1. Şimdi 3 A B artı 1'e eşit. En son artık A gördüğüm yere işte o 732x-1'i yazayım. Burada da arkadaşlar B gördüğüm yere 2194x'i yazayım. Bakın burada en azından yani öyle gıcık gıcık sayılarla daha az uğraştık. 2196x-3 eşittir 2194x artı 1. Sol tarafa attığımızda 2x, sağ tarafa attığımızda 4. X eşittir 2 oldu arkadaşlar. D şıkkı. Soldan sağa giderken arkadaşlar 8 kat, yukarı doğru çıkarken 32 kat oluyor. Bakın şimdi hemen göstereyim size bir. Burada burası arkadaşlar 8x iken yukarı çıktığınızda 8x'in 32 katı. Yukarı çıkıyorum, 8x çarpı 32'nin de 32 katı. Yukarı çıkıyorum, 8x çarpı 32 çarpı 32'nin 32. katı. Gördüğünüz gibi bu neye eşitmiş? X küpe. 32'leri o zaman yapalım. 32'nin kübü çarpı 8x eşittir x küp. X küple x sadeleşir, x kare olur. 32 dediğimiz ne arkadaşlar? 2 üzeri 5. Bir de üzerinde 3 var, 2 üzeri 15. 8 de arkadaşlar 2 üzeri 3 demektir, x kare. 2 üzeri 18 eşittir x kare. Üstü sayılarda şu hakkınız var. Her iki tarafın üstünü aynı sayıya bölebiliyorsunuz. 2 üzeri 9 bu yüzden x demektir. Bu bizim için önemli. Hemen şöyle sol tarafa doğru geçeyim. Bu 2 üzeri 9'un 3. kuvveti olduğu için 2 üzeri 27. Ne demiştik? Soldan sağa giderken 8 katına çıkıyor. O zaman sağdan sola giderken 8 katına bölmemiz lazım. Yani 2 üzeri 27'ye 8'e bölersek 2 üzeri 3'e bölmek demektir. Bu da 2 üzeri 24 yapar. Haliyle arkadaşlar 2 üzeri 24'te de bir alta indiğimizde neye bölmemiz gerekiyordu? 32'ye. 2 üzeri 24'ü 2 üzeri 5'e böleceğim. Tabanları aynı, üstleri çıkardığımda 19 bulmuş olacağız. A şıkkı. Şimdi A ve E'nin toplamı 2 üzeri M artı 3 tane 2 üzeri M. Yani aslında 3 elma ile 2 elmayı toplamak gibi. 4 tane 2 üzeri M eşittir 64. 2 üzeri M eşittir 16'dan M nedir? 4. Güzel. Artık M 4 olduğuna göre hangisini istiyor bizden? C ve D'yi. C için bakın 9 çarpı ne bulduk? 4. 4 eksi 1'den 2 üzeri 3. Diğeri de arkadaşlar neydi? E miydi? D'ymiş. D, ondan 2 tane var. 2 ile çarptık. Böylece 18 çarpı 8, 144 C şıkkı.